Kanlarında maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Erkan Sözeri ve Zeki Uzundurukan bizimle birlikte. Yaklaşık 2 saatimiz var. Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanında oynayacağı mücadeleyi değerlendireceğiz. Ama yeni saatte daha fazla odaklanmak biraz daha mantıklı geliyor bana. Hafta içi United karşısında elde edilen galibiyet nasıl etkiler Galatasaray'ı? Bunun üzerine de konuşuruz. Ankara Gücü ve Kayseri Spor arasındaki maça da değineceğiz. İlk yarı 0-0 ile noktalandı. İkinci devre az sonra başlayacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Zeki Uzundurukan hoş geldiniz. Beşiktaş'ın gündemi oldukça yoğun. Trabzonspor'un aynı şekilde kısa kısa kulüplerin gündemleriyle ilgili de değerlendirmelerimizde bulunalım. Trabzonspor'da bir elit sahaya yolları ayrılıyor Zeki Uzundurukan ve ilk aday Abdullah Avcı gibi görünüyor. Nasıl yorumluyorsunuz bu gelişmeleri? Yani dün akşamki yayında da konuşmuştuk. Ben Bielitsa için şunu söylemiştim. Bundan sonra Trabzonspor için Bielitsa vakit kaybından başka bir şey değil demiştim. Gelirken söylediği futbolla ilgili iddialı açıklamaların hepsini inkar etmiş oldu hocam. Bir virgül koyalım mı? Emre Kaplan hazırmış. Bir tamam. Antalya havası alalım, devam edeceğiz. Emre Kaplan Antalyaspor Galatasaray mücadelesi öncesi gelişmeleri bizimle paylaşacak. Sonrasında gündeme dair sohbetimizi sürdüreceğiz. Emre sendeyiz. Kerem teşekkürler. Biz de bu kez stattayız. Artık maçın başlamasına yaklaşık 2 saatlik bir zaman kaldı. Kısa bir süre içerisinde takımların gelişi bekleniyor. Taraftarların yoğun bir ilgisi var. Hem ev sahibi Antalyaspor hem de konuk ekip Galatasaray'ın taraftarları stadyum çevresinde toplanmaya başladılar. Artık onlar da maç saatini bekliyorlar. Zaten stat kapıları açıldı. Bir kısmı tribündeler ama tabii hava çok sıcak. Önceki yayında da bahsetmiştik. Birkaç derece düşmekle birlikte yine de Ekim ayının ilk günlerindeyiz belki ama Antalya'da gerçekten bir yaz havası yaşanmaya devam ediyor. 30 derece civarındaydı gün içerisinde hava sıcaklığı. Şu anda da birkaç derece düşmekle birlikte aynı seviyede devam ediyor. Galatasaray'da moraller yerinde, özgüvenler yüksek. Manchester United galibiyetiyle birlikte tüm camiada olduğu gibi tabii ki Florya'da da moraller yükseldi, özgüvenler arttı ve milli ara öncesinde Antalyaspor deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor sarı kırmızılar. Tek eksik var Galatasaray'da. Hakim Ziyech Başakşehir maçında bir sakatlık problemi yaşamıştı. Sonrasında hem İstanbulspor hem Ankara Gücü hem de Manchester United karşılaşmalarının kadrolarına alınmadı. Burada da yine kafileye dahil edilmediğini söyleyelim. Faslı oyuncunun milli arada artık hazır hale gelmesi ve milli ara sonrasında Beşiktaş derbisi ve Bayern Münih maçlarıyla birlikte Ziyech'i kullanmayı düşünüyor Okan Buruk. Kazımcan Karataş aynı maçta bir sakatlık problemi yaşamıştı. Hafta sonuna doğru son antrenmanlar itibariyle takıma katıldı. Aslında Manchester United maçı öncesinde de bireysel olarak çalışmalara başlamıştı Kazımcan ama takım antrenmanlarında yoktu. Kazımcan'ın bugün ilk 11'de başlamasını bekliyoruz ki Okan Hoca açısından da özellikle yerli denklemini düşündüğümüzde bir hayli elini rahatlatan bir hamle olacak. Hemen muhtemel 11 üzerinden bu durumu ifade etmeye çalışalım. Galatasaray nasıl bir kadroyla sahada olabilir bunu paylaşmaya çalışalım. Kalede Fernando Muslera olacak sarı kırmızılılarda. Savunmanın sağında Sacha Boey'i göreceğiz. Stoper ikilisinde Nelson ve Abdülkerim ikilisi. Galatasaray'ın aslında geçtiğimiz sezonki tandemi Davinson Sanchez geldikten sonra özellikle Avrupa maçlarında Sanchez tercihini kullanmıştı Okan Hoca ama bugün yeniden Nelson'un ilk 11'e dönmesini bekliyoruz. Biraz rotasyonlu bir kadro bugün sahada olacak gibi gözüküyor. Sol tarafta Kazımcan görev alacak. Orta sahanın merkezinde Lucas Torreira'yı göreceğiz ki Torreira da durumu merak edilen oyunculardan bir tanesiydi. Manchester United maçını tamamlayamamıştı. Ciddi bir sakatlığı var mı yok mu bu durum çok fazla konuşuluyordu ama Torreira biraz yorgunluktan dolayı maçı tamamlayamadı. Bugün milli ara öncesindeki son maçta yine sahada olmasını bekliyoruz. Onunla birlikte taraftarların yine en çok merak ettiği isimlerden bir tanesi Endombele. Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı isim bugün ilk kez ilk 11'de olacak gibi gözüküyor. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra tabii ki resmi 11'ler açıklanacak ama en azından bizim istihbaratlarımız bu yönde. Manchester United maçında sonradan oyuna girmişti. Kopenhag maçında sonradan oyuna girdi. Belli süreler aldı ama ilk kez Endombele'yi bugün ilk 11'de görmeyi beklediğimizi söyleyelim. 10 numara pozisyonda Kerem Aktürkoğlu bugün görev alacak gibi gözüküyor. Sağ tarafta Barış Alper, sol tarafta Wilfried Saha, ileride ise Mauro Icardi bugün Galatasaray'ın en önemli şüphesiz gol silahı olacak. O da bugün gol kaydetmesi halinde, ağları havalandırması halinde Mauro Icardi Süper Lig'de 30 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu unvanına sahip olacak. Gerçekten geçtiğimiz sezondan bu yana onun da önemli istatistikleri
başardığını ve Galatasaray taraftarıyla zaten yakaladığı uyumu çok fazla anlatmaya gerek yok. Kadrodan bahsederken aslında belki atladığımız bir şey var. Fernando Muslera'nın da dün ağrısı vardı. Elinde bir ağrı hissetti, MR'a girdi ama ciddi bir bulguya rastlanmadı Uruguaylı kaleciyle ilgili ve oynamak istediği için, teknik heyetle bu durumu paylaştığı için bugün kendisine görev verileceğini ifade edelim. Dediğimiz gibi kısa süre içerisinde 15-20 dakika içerisinde hem Antalyaspor hem Galatasaray kafileleri stadyuma ulaşacaklar. Son hazırlıklar artık burada gerçekleşecek. Taraftarlar yavaş yavaş tribünleri doldurmaya başladı. Güzel bir hava var, güzel bir atmosfer var. Milli ara öncesinde Antalyaspor Galatasaray mücadelesi saat 19'da başlayacak. Biz de Antalya'dan yansıyan tüm detayları aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a aktardıkları için. Trabzonspor'un gündemini değerlendiriyorduk. Yani Adana Demirspor maçı ile birlikte Bielitsa döneminin Trabzonspor'da sona ereceğini biz görmüştük zaten. Şöyle, Bielitsa niye Trabzonspor'a geldi? Çünkü başkanı şu şekilde ikna ediyor. Benim futbol felsefemde hücum futbolu var. Trabzonspor'un seveceği dikine bir oyun. Bir de bol gollü, hani savunma futbolundan ziyade daha çok hücumu benimseyen bir futbol anlayışı. Herkes bunu bekledi Bielitsa'dan. Gelinen süreçte 8 maç bu sezon, geçen yılın Abdullah Avcı sonrası bir 8 maçı, 16 maç. 16 maçta hocanın 8 galibiyet, 8 yenilgisi var. Beraberliği de yok. Öyle baktığında Trabzonspor iyi mi futbol oynadı? Hücum, hocanın söylediği gibi hücum futbolunun gereğini yerine getirebildi mi? Getiremedi. Geçen yıl işte Maxi Gomez, o geldikten sonra çok daha iyi olacağı söylendi. Olmadı. Şimdi bu dönemde dün de gördük, Onacho topla bir kez buluşturabildi. Yani ideal kadroyu kuramadı hoca. Bir ışık vermedi. Trabzonspor tabii ki büyük takımlar mutlaka maç kaybediyor ama kaybederken savaşarak da kaybetmesi gerekiyor. Yani dün maçın ilk yarısına baktığımızda Adana'da Trabzonsporlu oyuncuların işte maç bitse de gitsek, bu maç nereden çıktı gibi bir ruh hali vardı. Bir bıkkınlık vardı. Yani Trabzonspor daha ligin dörtte biri bitmemişken Ekim ayında yarışa havlu atacak belki de. Ki büyük bir ihtimalle Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yendiğinde 12 puana çıkacak fark. Trabzonspor'un topladığı puan 12 puan. Yani böyle bir acı tablo var. Şunu söyleyeyim. Başkan Ertuğrul Doğan artık Bielitsa ile çalışmak istemez. Bunu söylüyorsam da bir bildiğim var ki söylüyorum. Yani artık Bielitsa dönemi Trabzonspor'da sona erdi diyebilirim. Şimdi bundan sonra ne olacak? Tabii ki ilk akla gelen isim, Trabzonspor'u şampiyon yapan, uzun yıllar sonra şampiyon yapan Abdullah Avcı. Abdullah Avcı'nın milli takıma işinin olmaması nedeniyle şu anda Trabzonspor'un eli daha rahat. Bazı Trabzonsporlular Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrıldı boşta, neden Şenol Güneş değil diyebilir. Bazıları Fatih Tekke camianın öz evladı, ona bir şans verelim diyecek. Ama ön plana çıkan isim Abdullah Avcı. Niye? Dediğimiz gibi şampiyon yaptı. Bir sistem kurdu, iyi bir takım kurdu. Son dönemi kötü olsa da şu anda kredisi en yüksek ve o koltuğa en yakın aday gözüyle bakabiliriz. Ama Bielitsa ile yolları ayırabilmek için, hocanın şu anda milli maç nedeniyle lige verilen arada takıma ve kendisine izin verdiği için şu anda Hırvatistan'da olduğu söyleniyor. Avukatlarıyla sözleşme fesli konusunda görüşmeler mutlaka başlanmıştır. 2 yıllık daha sözleşmesi var. Hoca şu anda Türkiye'deki Süper Lig'deki hocalar arasında en çok kazanan hocalardan biri. 1 milyon 600 bin euro gibi yıllık bir aldığı ücret var. Şimdi orada da tabii ki pazarlıklar yapıldıktan sonra tazminat ödenecek hocaya. Tazminat ödendikten sonra hocayla tamamen ipler koptuktan sonra, yollar ayrıldıktan sonra gelecek hocanın açıklanması gerekiyor. Tabii burada yönetim milli maç arasına denk gelmesi bu işin daha kolaylaştıracak işi bir süreç. Ama mutlaka bu süreçte de takımı çalıştıracak. Biri gidecektir Trabzon'a, çalıştıracaktır. Bu Abdullah Avcı'nın ekibinden biri olur. Trabzon'dan biri olur, altyapıdan biri olur ama takımı çalıştırır.
Ama şunu biliyoruz ki yani milli maç arasında verilen, takıma verilen izinden sonra top başı yapılırken Bielitsa olmayacak, yardımcıları da olmayacak. Trabzonspor artık yeni bir döneme giriyor. Bence başkan çok iyi transferler yaptı son dönemde. Çünkü Bielitsa'nın yaptığı transferleri gördü Trabzonspor yönetimi. Bu transferlerle Trabzonspor'un bir arpa boyu yol kat edeceğini inanmadığı için işte Mendy transferi, Nicolas Pepe transferi, işte Berat'ın tekrar takıma kazandırılması gibi hamleler yaptı. Ama şimdi öyle bir durum var ki Bielitsa'nın getirdiği oyuncular ne olacak?